Can Korkmaz aslen Antakyalı, Hatay diye tabir edilen bir ailenin çocuğudur. Doğma büyüme 1991 Adana doğumludur ve bir çocuk babasıdır. Bu işe evlenmeden önce balıkçılıkla uğraşıyordum. Balıkçılık evlendikten sonra devam etmeyince şekil adamla gördüğünüz üzere hayatımızda balıkçılık vardı. Daha sonra pek gidip gelemeyince bir şeylerde yerini doldursun istedik. Kuşa bulaşınca biliyorsun ki yani bayağı bir zor bu işten vazgeçmek. O şekilde başlamış olduk. Balıkçılıktaki heyecan tuttuğun anki heyecanla sınırlı. Mesela balığa gideceksen bir gün önceden uyuyamazsın. Yani acaba ne çıkacak, acaba yakalayabilecek miyim, acaba neler olacak gibi. Ama kuşçulukta mesela bunu tattıktan sonra yumurta verdiği zaman yani her gün uyuyamamaya başlıyorsun. Acaba yavrular çıktı mı? Acaba yavrular hangi renk olacak? Acaba olacak mı? Vesaire. Kümese gelmediğin bir günün daha iyi olmuyor. Sen de biliyorsun ki gece olmuşsa mesela işten çıktığımız oluyor. Gece geliyorum ben 1'e 2'ye kadar mesela burada kaldığım oluyor. Çünkü o yavrulara bakmakla yükümlüyüm. Bir nevi kendi çocuğun gibi oluyor. Yani balıktan biraz daha heyecanlı. Balığın şu an hem yakalama biraz da yeme kısmı keyifli geliyor değil. Ama kuş daha keyifli. Ya maddi açıdan da baktığın zaman, bir ek getiri olarak baktığın zaman, yani büyük çapta yaptığın zaman aslında yalnızca bu işle uğraşsan pek bir gelir kapısı olabilir yani insanlar için. Muhakkak ki eğer ki işi öğrenmişsen ve biliyorsan, şu an ben haşa yolun çok çok başındayım ama gönül vererek, severek yaparsan ben bir şeyler kazandıracağına inanıyorum. Yani en azından cennet sofanı için bu şekilde söyleyeyim. Çünkü üreten kazanır. Yıllarca bu iş böyle olmuştur. Sen ne bilirsin ki Cumali? Yani bu böyledir. Muhakkak ki yani bu işin zaten başta en keyifli tarafı sosyal bir ağ oluşturması. Biz ilk başlarda hani Adana ve çevre illerde bir oluşum başlattık. Yani nasıl gidip gelerek kuş alışverişi yaparak. Daha sonra işte Facebook üzerinden arkadaşlar edinerek. Yani şu an atıyorum bir İstanbul'da da daha önce hiç gitmediğim dostlarım var mesela. Yanlarına gitmemişim ama bana biliyorum ki her türlü kapılar açık orada sonuna kadar. Bursa mesela hiç gitmedim ama gitsem aynı şekilde benim de öyle. Samet Doğatepe buradan selam olsun kendisine. Yani çok değerli bir arkadaş. Burada evim sonuna kadar açık ve gitsem ki eminim bana orada sonuna kadar kapılar açık. Yani bu işletim sisteminin diyeyim öyle bir ağ var bana göre. Sağ olsunlar 81 ilde 81'den fazla arkadaşım var. Yani bugüne kadar il dışı nereye gidersem gideyim. Her birinde bir merhabalaşmışlığım vardır. Evlerinde yemişliğim içmişliğim vardır. Aynı şekilde onlar da buraya geldikleri zaman mümkün olduğunca ağırlamaya çalışırım kendilerini. Yani bu bir aile meselesi gibi oluyor bir yerden sonra. Bu hobinin bana en çok katmış olduğu şey bence budur. Yani sosyalsin bir kere. İnsanlarla tanışıyorsun. Yani daha ne olabilir ki? Yeni insanlar, yeni çevreler keşfediyorsun. Alışveriş var. Yani güzel. Birbirine bilgi paylaşımı. Yani daha ne olabilir ki? Bundan en azından 5 yıl sonrası için yani yaklaşık 3 yıldır cennet papağanı işiyle uğraşıyoruz. Daha öncesinde farklı ırklarla uğraştık. Ve Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap ettik. Paylaşımlarda bulunduk. Bir 5 yıl sonrasına baktığımız zaman kendime yani Türkiye'den de çıkma arzusu içerisindeyim. Yani iyi kan üretme, iyi kanat dalma, iri kuşlar üretme, Türkiye'de olmayanı üretme çabaları ve Türkiye'nin özellikle de Adana'nın yani dünya üzerinde zaten Endonezya, onun dışında Pakistan, onun dışında Tayland ülkelerinde, uzak doğu ülkelerinde mevcut.
oralara güzel ırkları gönderme şansını elde etmek isterim. Bu hobi beni tamamen kötü alışkanlıklarından uzak tuttu. Zaten o yüzden aslında buraya gelmeyi istiyorum. Daha önce hani çok da kötü alışkanlığımız kıraathane gibi alışkanlıklarımız vardı. Boşa zaman öldürme gibi alışkanlıklarımız vardı. Yani buraya gelip en azından günde bir saatimi yani kuşlara ayırdığım zaman çıkan yavruların lezzeti, keyfi yani bunları izlemesi gürültüsünün haricinde. Ona da zamanla insan alışıyor işte. Ama kahvedeki kötü alışkanlıklardan çok çok daha iyidir mesela. Komşularım genelde böyle serzenişte bulunuyorlar ama yani böyle tatlı huylu serzenişte bulunuyorlar. Ben de onları Avustralya'ya ayağına getirdim diyorum hani böyle. Onun dışında da pek bir şikayetim yok. Ya biz aslında çocuklar için de bir oyun parkı gibi oldu burası. Mesela mahallenin çocukları toplanıyorlar mesela. Ben oğlum Poyraz. Geliyor mahallede. Bir bakıyorum ki mahallenin bütün çocukları burada. İşte atıyorum kim mesela evinde kuş istiyor ya da annesi bakmasına müsaade eder filan. Çocuk zaten hazır gelmiş oluyor. O sinyali alıyor o çocuktan. Şöyle bir kilitleniyor zaten böyle mesela. Onun kuşuyla birlikte buradan yolculuyoruz. İşin bir de en lezzetli tarafı da o aslında. Ve onun o kuşu ele alıştırdığını gördüğünde ya da bir şeye bağlandığını gördüğünde mutlu oluyor insan yani. Bir çocuk sevindiriyorsun. Ne bileyim keyifli. Cennet papağanının özellikleri bana göre diğer papağanlara göre biraz daha hırçın olmaları. Ama onun yanı sıra yani diğer türlere göre ebeveynlik içgüdülerinin oldukça sağlam olmaları. Cennet papağanı şu şekilde. Mesela yuvalıkta, yavrulukta ya da kümes içerisinde hasta bir hayvanı hayatta barındırmaz. Mesela onu saf dışı eder. Bu gerekli kavgalarda ya da ölümlerle bile sonuçlanabilir. Bu kendi yavrusu olsa dahi. Ki bu hastalığı kümese yaymasın. Bu gelecek tehlikeleri ortalığa yaymasın diye. Mesela internette izlediğim videolarda kümese dadanan bir fareyi rahatlıkla öldürebildiğini gördüm yani. Böyle yavrularına karışmasın diye vesaire. Yılanla bile mücadele edebilir. O şekilde bir yapıya sahip. Onun dışında dişiler biraz daha agresif erkeklere göre, erkekler biraz daha sakindir. Temel yapılarına bakacak olursak, dişilerin mesela kuyrukları yelpaze şeklinde olur. Erkeklerinki sivri gelir. Bacak aralıkları mesela dişilerde biraz daha açık olur. Erkeklerinki bitişiktir mesela. Onun dışında 6 aylıkken, 7 aylıkken eşe gelebilir. Eşe atan arkadaşlarımız var. Ben genelde tasvip etmiyorum. Bir yaşından önce mesela eşe atmam. Yani kuşları tam kemik yapıları oturduğu zaman ondan sonra eşleşmelerine uygun bulurum. Onun dışında zeka yönleri, mesela yavruyken eline alıştırdığın zaman dışarıda rahatlıkla uçurabilirsin. Muhabbet kuşu, karga, yani pardon muhabbet kuşu diyorum hani serçe, Arap bülbülü olsun, kumru, karga. Yani onu ürkütmeye gücü yetmeyecektir ve yakalanamayacak türde bir kuş. Mesela muhabbet kuşunu bıraktığın zaman teslim olabilir, bir yerde aç düşebilir. Ama cennet papağanı zaten tohumgillerle yani daha çok tarladaki buğday vesaire gibi huvat çeşitleriyle beslenebilen bir tür. Gaga yapısı oldukça sert cisimleri, tohumları kırmayı yani ona göre yaratılmış bir tür. Onun dışında hani aç kalması kolay kolay aç kalmaz diye düşünüyorum. Ve bunu belki araya ekleyebilirsem bende videoları mevcut. 16 tane biz dışarıya saldık o zaman. 2 hafta mahallede gezdiler. Daha sonra kümese girdiler mesela. Burada kendimiz yakaladık, içeriye girdi, öyle kapattık filan. Hani çok derin hisleri olan ve olduğu yeri hayatta unutmayan bir tür. Cennet papağanı aslında her kuş türünde olduğu gibi mesela tohumlarını mevsimlerine göre vermek bana göre en uygun olanı. Atıyorum yaz gününde çıkan tohumu tamam yani kışın zaten bulamayız ama yazın mesela meyve ağırlıklı, sebze ağırlıklı beslemek, her şeyi kendi mevsimine göre vermek hayvanın hem tüy yapısına hem beslenme açısından gelişimine katkıda bulunmaktadır yani. Bunun dışında suyunun her gün değişimi bence muhakkak önemli. Onun dışında kızıl dalları yani buğday çimlendirme yapan arkadaşlarımız var. Ben bir iki sağlam üretici abimizden bunun kursak mantarına yol açtığını duydum. Hani iyi dezenfekte edilmediği takdirde. Ben onun dışında çiğ buğday veriyorum mesela. Normal kuru buğday veriyorum. Ama mama olarak atıyorum brokoli, havuç. Yani kışları genelde yazları da önde 12 saatten fazla kalmayacak şekilde yumurta rendesi. Onun dışında bütün sebzeleri sayabilirsiniz. Hani ishale yol açmayacak şekilde marulun fazlası mesela ishal edebilir. Ama uçarı bir sistemde olduğu zaman hayvanda vücutta yağlanma yapmadığı zaman mısır verebilirsiniz. Karnabahar mesela vermiyorum. Hani önermediler. Hiç de denemedim. Onun dışında soğukluk otu dediğimiz ot veriyorum. Dere otu veriyorum. Yani bunları yazın ya da kışın gün aşırı verebilirsiniz. Ama kuşunuz kafesteyse ve yağlanmaya müsaitse biraz daha kontrollü gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi suyunun değişimi mevsim geçişlerinde
Kimisi ben ilaç kullanmıyorum, hani takviyeye gerek yok diyebilir. Bunun dışında doğal çözümler üretebilirsiniz. Mesela sarımsak suyu yapabilirsiniz, limon suyu yapabilirsiniz. Onun dışında kür olarak atıyorum yoğurt, kefir karıştırabilirsiniz içerisine. Yani hayvan yumurta sonrası kanındaki şeker, yani vücudundaki şeker. Çünkü yavruya sürekli bakıyor. Kandaki o şeker oranının düşüklüğüyle beraber pekmez damlatabilirsiniz. Ben ilaç olarak veriyorum yani bunu kalkıp. İlaç ama hayvanı bağımlı edecek şekilde değil. Hani onaylanmış markaların probiyotikleri, elektrolitleri, mevsim geçişlerinde hayvanın yani bir şekilde doğaya adapte olması gerekiyor doğada olduğu zaman. E sen ne yapıyorsun mesela? Yazın işte ona göre vücudun spor yapıyorsun, kışın ona göre yağlanıyorsun. Hayvan da o şekilde. Yani ona bir şekilde hazırlamak gerekiyor aslında. Kümes temizliği genelde bitler, haşereler, türek dediğimiz çubukların ara kısımları, tel varsa tellerin ara kısımları, tahtaların ara yüzleri, yani göremediğimiz noktalara yumurta bırakırlar. Kuşlarda hele ki Adana sıcağında olabilecek en büyük şey, yani en büyük korku bittir zaten. Onun dışında hastalık, dışkı yoluyla buluşan hastalıklar. Yerlerin bir salma sistemi olduğu için yani bizim için önemli olan yerdir. Yani duvar yüzeylerine pek tutunamazlar. Bunun için ise kireç, tuz, yağ karışımı yaparak duvarları mesela kışın yazın badana yaparız. Yani bu ortamda hem nem oranını da sağlar, bir nevi böceklenmeyi önler. Yuvalıkların içerisinde ise 2 haftaya bir rutin olarak göz taşı kullanırız mesela. Sandok olarak kullanırız. Yani ilaçlamamızı yaparız. Bu uygulamaları kuşların üzerine, yavruların üzerine, artı yumurtaların üzerine dahi uyguladığımız zaman bir problem yaşamayız. Onun dışında sulukları muhakkak günlük değiştiririz. Ayrıca temizlemeden önce bütün sulukları, yemlikleri, tünekleri kaldırıp oluşabilecek tozun, pisliğin ve benzeri gibi maddelerin onların üzerine tutulmamasını sağlarız. Atıyorum yere bir mama kabı koyduk. O mama kabının önüne koyup bir hafta boyunca beklemeyiz. Çünkü ekşime yapacak bütün malzemeler ya da bayatlama yapacak bütün malzemeler kuşlarda zamanla kuşak mantarına yol açar. Bundan sonra insanların bozuk bir gıdayı tüketmeleri gibi. Hani kuşun önüne yumurta koydum ya da atıyorum onu koydum yer. Yer gibi bir şey değil yani. Bu affedersiniz bir köpeğin önüne bir mamaya koymakla güneşte düşünün kalmış en son ne olacaktır? Üstü küp tutacaktır. Yem de bu şekilde. Mesela yemde ne kadar toz olursa, ne kadar pis yem tercih ederseniz hayvanın bağışık yollarını, solunum yollarını rahatsız edersiniz. Bu kuşunuzun atıyorum 100-200 tane kuşunuz var. Bir şey olmaz derseniz ama kuşunuzun bir tanesine oluşturabilecek büyük bir hata tüm kuşlarınıza yansıyor. Hele ki salma ortamında gözden kaçıracağınız çok muhtemel olan bir kuşunuz tüm sümesinize heba edilir. Onun yani temizlik çok önemli. Günlük en azından bir saat gelip göz gezdirmeniz gerekir. Ya kızıldanları bizim için Allah'ın bir lütfu gibi bir şey. Hani ilk başta da çok eksikliğimiz vardı. Üretici arkadaşlarla yaptığımız istişarede eksikliğimizin bu olduğunu gördük. Daha sonra bu ürünü kuşlarımıza verdik. Kuşlarda renkler patladı, yavrular iki katına çıktı. Ya onu ne bileyim hani kuşlar böyle mutlu olmaya başladılar. Kümeste böyle bir şenlik geldi. Sonra dedik tamam işte yakaladığımız, aradığımız şey bu. Bu üstü tam randımana bildirdik. Kışın bir baktık fiyatla mal yok. Yani tedarikte baya baya zorlandık. Daha sonra araştırmalar falan nasıl yapabiliriz? Sağ olsun çiftçi amcam Muammer Korkmaz, Mehmet Korkmaz buradan kendilerine selam olsun. Bilal abi, Bilal abi ve halamın oğlu Samet Gürbüz'le birlikte. Yani emekleri çok söylemelerden. Bunu deneyelim, ekelim dedik. Ve ilk de ektik, daha sonra kendi ekmiş olduğumuz yemi kuşlarımıza yedirmeye başladık. Ve bunu gören arkadaşlarımız, daha Pakistan'dan, Irak'tan vesaire çevre ülkelerden dahi gönderip sağlamaktayız ve sağlıyoruz şu an. Kendi ekmiş olduğumuz yemi kümesimize gururla yediriyoruz. Ya bu işe yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem şu şekildedir ya da başlamak isteyenlere tavsiyem. Geç kalmasınlar hani başlasınlar çünkü
bir insan hayatında neler barındırır? Hani bir hobisi olmalıdır insanın. Onun dışında bir ek gelir olmalıdır. Yani çok şükür ek gelir elde edersiniz. Bir hobi elde edersiniz. Bir şeyler üretirsiniz. Ne bileyim bir çocuk sevindirirsiniz. Boş zamanlarınızı doldurursunuz ama bazen aşırıya gittiğiniz zaman yani eşinizle bayağı bir sıkıntı olursunuz. Mesela ben çok kaptırdığım dönemlerde, sağdan soldan böyle damızlık falan topladığım dönemlerde genelde böyle tarihlere falan da pek kafamda tutamam ama yani kuşların yavrulama tarihlerinde kafamızda tutuyoruz yani elimiz. Evlilik yıl dönümüymüş. Ben o ara otobarda işte kuş bekliyoruz biz. Gelecek ama biz yarım saat, bir saat önceden oradayız. İşte nasıl bir kuş gelecek, acaba göründüğü gibi vesaire derken kuş geldi, işte bu ara hanım çağrı atıyor filan, biz olayın teşkil ettiğine meşgul alıyoruz, meşgul alıyoruz, meşgul biz geldik, güneşte oldu, 2 saat, 3 saat, acaba hangisi ne olur, bunu bununla mı yapsak, böyle mi yapsak filan. En sonunda hani barakada yatabilirsindir yani, gelmene gerek yok. Hayır dedi, bugün dedi evlilik yıl dönümüydü. Yani çok da kaptırmanın bir manası da yok aslında ama yani güzel bir hobi. Ya şimdi mesela ben Tüyokay bile buraya geldim. Bir şey yapacak olurlar. Hadi gidelim damda yapalım filan. Sadece yavruları sevmeye geliyorlar mesela buraya. Bu işe yeni başlayan arkadaşlar hayvanlarını bilindik güvenlik kişilerden temin etsinler. Şu şekilde ciddi anlamda maalesef üzülerek söylüyorum ki yani bazı platformlarda bu işin dolandırıcılıkları sadece geçimini bunlarla sağlayan insanlar dolu yani. Buna ben de dahil yaklaşık bir 2,5 milyar gibi parayı kaptırdığımız oldu. Yani şöyle ki piyasada güven aşılayıp yani bu şekilde adamı görmüyorsunuz. Adama işte belli platformlar üzerinden bir güven var. Bir çevre oluşturuyor kendine yaklaşık 20-30 ya da 100 kişilik bir arkadaş grubu. İşte onunla alışıyor, işte onunla alışıyor. Sen diyorsun ki hani lan bu adam sağlam filan. E bu işlerde hani sahiplendirme kısmında güven ne oluyor? Bekle ki sonra gelsin. Onun dışında referansı olan sağlam kişilerden hayvan edinsinler. Hayvan alırken hayvanın özellikle duruşuna, dışkısına yani özellikle hayvanda dışkı kısmında yani çok pisse o kısım o hayvan ishaldir. Yani bir eksikliğin bir doğuşudur. Göğüs kısmında aşırı bir zayıflık varsa duruşunda böyle eziklik, düzgünlük cennet kolay kolay hasta olmaz diğer kuşlara göre. Ama baktığınız zaman duruşun gözünden hani bu illaki aldığınızda olacak diye bir şey değil. Mesela gelmiştir sizin elinizde de olabilir. Kuşunuz muhakkak ve muhakkak aldıktan sonra iyi de olsa kümesinize geçtiğiniz zaman onu muhakkak yoğun bakıma alın. Yani dışarıdan gelen bir kuşu da kesinlikle ve kesinlikle kümesinize koymayın. Ayrı tecrit odasına bir koyun yani ayrı bir odada bulundurun. Karantina odasına 1-2 hafta karantina altında gözlem altında tutun. Gerekli probiyotiği, antibiyotiği vesaire yani kür yapılmış mı bunları aldığınız kişiden öğrenin. Ona göre kürlerine girin. Onun dışında kümesinizi atabilirsiniz. Atıyorum 100 tane hayvanın içine bir tane üzerinde kuş biti bulunduran bir hayvan attığınız zaman bütün kümesinize bit bulaştırırsınız. Ve bu olmasını istemeyeceğiniz en son şeylerden biridir. Onun dışında kuruma hastalığı, salmonella, E. coli ve benzeri gibi bir ton hastalık Allah göstermesin bütün yıllık yani 5, 10, 20 yıllık emeğinizi çöpe atabilir. Yani biraz güven, biraz da referansı olan kişilerden tercih etmeye bakın.
Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik maalesef. Cumali Özayta arkadaşımı, kardeşimi, ben kendisine Emmuru diye hitap ederim. Aynı zamanda iş yerinde birlikte çalışırız ve doğma büyüme birlikte büyüdük diyelim bu köyde. Kendisine yaptığı güzel işlerden dolayı çok teşekkür ederim. Davetini kırıp yani kırmayıp geldiği için de uzun bir zamandır kendisini bekliyorduk. Hadi. Sonunda çok şükür müsait bir zamanını yakaladık. Kendisine özverisinden dolayı, özgüveninden dolayı ve yaptığı iyi işlerden dolayı gerçekten cani gönülden çok teşekkür ederim. Bu işe yani gönül verdi, bu işin peşinde yürüyor. Yani bizler de gelip onur etti, sizlerle buluşturdu, sizlerle tanıştırdı. Bundan daha keyifli bir şey olamazdı. Yani Cumali gibi insanların hakikaten yani çoğalmasını isteriz. Yani hepimiz belki çoluk çocuk sahibi olmayan arkadaşlarımız var içerisinde ama akşamları bir evde oturduğumuz zaman Cumali'nin yaptığı işleri izlerken ben çoluk çocuğumla mesela izleyebiliyorum. Yani tavuk olsun, kuş olsun, hayvan olsun. Zaten kim bana ne derse desin ki içerisinde hayvan sevgisi beslemeyen, barındırmayan bir insandan hiçbir şey bekleyemezsin. Yani şu hayatta belki 30 yıl yaşamış olabiliriz ama yani bir yılını yaşamışsak bu hayat bize bunu söyler. Yani ve Cumali'nin yaptığı tam olarak da bu, hayvanların peşinde, hayvanı seven insanların peşinde ve farklı uğraşlarla uğraşan insanların peşinde ve kendisi de aynı şekilde sağlam bir hayvansever olarak cani gönlünde kendisini tebrik ederim ve buraya geldiği için de çok çok teşekkür ederim. Her zaman kapı sonuna kadar açıktır. Tavuk camiasına kendisini biliriz. Kuştan, kereden daha önce büyük malla uğraşmıştır. Yani büyükbaş hayvancılıkla uğraşmıştır. Cennet familyasında da, cennet sektöründe de kendisine uzun zamandır aşılamaya çalışıyoruz ve göreceğimize de inanıyoruz. Buradan kümes kendisinindir. Onun dışında kümesimize gelmek isteyen arkadaşlarımız da her zaman başımla beraber gelip kahvemizi içebilirsiniz, çayımızı içebilirsiniz, sohbetimiz dilimiz döndüğünce buradayız, Adana'dayız, İncilik'teyiz. Bekleriz. Ayrıca şu cümleyi hep söylemek istemişimdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sol alt köşe miydi? Oradan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.